Gönül Pınarı. Hayırlı akşamlar. Bir haftalık aradan sonra yeni bir programla sizlerle birlikteyiz. Bu akşam ana kumanda masasında İsmail Salih Sert görev yapıyor. Programı sizler için Osman Ünlü hocamız hazırlayıp sunuyor. Ve ben Bahattin Apak, TGRT FM frekanslarından sesimizin ulaştığı tüm dinleyicilerimize sevgi ve saygılarımı sunuyoruz. Her zaman olduğu gibi Osman hocamız yanımızda. Hocam nasılsınız? Efendim teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederiz. Allah-u Teala razı olsun hocam. Cenab-ı Hak cümlemizden razı olsun. Amin. İnşallah. İnşallah. Her cuma gecesi olduğu gibi yine bu cuma gecesinde de dinleyicilerimizin cuma gecelerini tebrik ediyoruz. Ve cuma günlerini de tebrik ediyoruz. Cenab-ı Hak inşallah Teala hem cuma gecesinin hem de cuma gününün feyzinden istifade etmemizi nasip ve müyesser eyler. İnşallah. Tabii bu arada dinleyicilerimizden hasta olanlar varsa veya yakınlarından hastalar varsa Cenab-ı Hak hastalarımıza şifa ihsan eylesin. Dertlerimize deva nasip etsin. Borçlarımıza eda ihsan eylesin. Sıkıntıda olanların sıkıntılarını da hayra tebdil etsin inşallah Teala. Ve bu geceki TGRT FM'de Gönül Pınarı programında Perşembe Cuma'ya bağlayan gecedeki konumuz cennet ve nimetleri. Şimdi Bahattin Bey, tabii cennet ve cehennem hali mevcuttur buyuruyor. Kitaplarda öyle anlatılıyor. Cennetin de cehennemin de varlığına inanıyoruz, itikad ediyoruz, iman ediyoruz. İmanın şartları içerisindedir. Ahiret gününe iman. Ahiret gününe öldükten sonra dirilmeye, hesaba, mizana, sırat köprüsüne inanmak lazımdır. Evet. İmanın şartlar arasında zikredilmektedir. Tabii biz bu gece Gönül Pınarı programında cenneti ve cennetteki nimetleri İslam alimlerin kitaplarından alıp naklederken belki bizi dinleyen dinleyicilerimizin hatırına şu gelebilir. Aa, nasıl bir şey falan diye. Öncelikle şunu ifade edelim, çünkü Ehl-i Sünnet alimleri o şekilde anlatmışlar. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesi, Recep-i Şerif'in 27. gecesi dünyadan çıkartıldı, ahirete götürüldü, cenneti bizzat baş gözüyle gördü, cennetteki olanları da gördü, cehennem kendisine gösterildi, cehennemi bizzat baş gözüyle gördü, cennetteki yapılan azapları da gördü. Allah-u Teala ezelde sonsuz olarak iki yer yarattığını bildiriyor. Bunlar da cennet ve cehennem. Bunların dışındaki diğerlerinin hepsinin yok edileceği de yine Kur'an-ı Kerim'de haber veriliyor ve hadis-i şerifler de aynı şekilde bildirilmiştir. Şimdi Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cenneti baş gözüyle gördü. Cennettekiler de gördü. Yani cennetin içindeki nimetler de kendisine gösterildi. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bunları hadis-i şeriflerde bildirdi. Ehl-i Sünnet alimleri de kitaplarına yazdı. Evet. Bu bilgi niçin verilmiş? Çünkü insan bilmediği şeyi bildiklerine kıyas ederek anlatıyor. Ha böyleymiş deyip öyle hüküm veriyor. Mesela İslam alimlerin büyüklerinden olan İmam-ı Rabbani Kudüs-i Sözleri bazen bir şey ifade ederken, açıklarken, anlatırken buyuruyorlar ki başka kelime olmadığı için bu kelimeyi kullanıyoruz. Yani ifade edecek başka bir şey söz konusu değil. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam cennet nimetlerini anlatırken ve o hadis-i şeriflerdeki bildirilenleri Ehl-i Sünnet alimleri hayattayken talebelerini anlatırken, evliya-i kiram anlatırken veya kitaplarına yazdıkları zaman dünyadaki bildiğimiz bazı şeyler anlatılmış orada. Evet. Mesela cennet meyveleri deniyor. Cennet meyveleri deniyor. İşte elmadır, portakaldır, neyse, nardır. Vardır orada buyuruyor bunlar. Halbuki buradakiyle oradaki farklı olacak buyuruyor. Ama görünüş itibariyle birbirine benziyor buyuruyor. Görünüş itibariyle birbirine benziyor. Onun için biz hani cenneti tasvir etmemiz, yani şekillendirmemiz, misallerle aynı şekilde anlatmamız Allah-u Teala Peygamberimize gösterdi ve o da aynı şekilde dünyada kelimelerle anlattı. Hani bizden birisine de gösterilmiş olsa neyle anlatacak? Dünyadakilerle anlatacak. Dolayısıyla insanlar dünyadaki şeylerle ha böyleymiş. O öyle değil ama. O öyle değil. Cennet cehennem vardır. Bize böyle bildirilmiştir. Böyle iman etmemiz emredilmiştir. Kıyamet günü hesaptan sonra birçokları cennete gönderilecek. Birçoğu da cehenneme sokulacaktır. Cennetin sevabı, nimetleri ve cehennemin azabı
ebedidir. Yani sonsuzdur. Bunlar Kur'an-ı Kerim'de, Hadis-i Şerif'te açıkça bildirilmektedir. Allah-u Teala'nın Esma-i Hüsna'sı vardır. 99 ismi vardır. Bu isimleri de kendi varlığı gibi ezelidir. Bu 99 isminin arasında bulunan Müntekim ve Şedidül İkab gibi isimlerinden dolayı 7 cehennemi yaratmıştır buyuruyor. Rahman, Rahim, Gaffar, Latif ve Rauf gibi isimlerinden dolayı da 8 cenneti yaratmıştır. Cehenneme ve cennete girmeye sebep olacak şeyleri ezelde Allah-u Teala ayırmış, ayırt etmiş ve çok merhametli olduğu için de bunları da kullarına bildirmiştir. Hatta cehenneme girmeye sebep olan şeyleri yapmayınız, onun ateşi çok şiddetlidir, dayanamazsınız diyerek kullarına tekrar tekrar da haber vermiş midir? Elbette. Ehl-i Sünnet alimleri söz birliğiyle bildiriyorlar ki kıyamet günü bu beden tekrar var olacaktır. Ama bu değil, yeni bir beden var olacaktır. Fakat cennet nimetlerini, lezzetlerini yalnız bedenin lezzetidir zannetmek yanlıştır. Dünyada yükselmeye başlayan bir ruh bedenden ayrılınca kıyamete kadar her an yükselmeye devam eder. Cennette beden sonsuz kalabilecek özellikte, hususiyette, dünyadakinden bambaşka özellikte var olacaktır. Ruh bu ceset ile birleşecek, kıyamet hayatı o zaman başlayacaktır. Cennette bedenin ve ruhun ayrı ayrı nimetleri, lezzetleri olacaktır. Yüksek olanlar, derecesi yüksek olanlar cennette de ruhun lezzetlerine önem verecekler, ehemmiyet vereceklerdir. Ruhun lezzeti bedenin lezzetinden kat kat daha ziyade ve fazla olacaktır. Ruhun lezzetlerinin en tatlısı, en yükseği de cemalullah'tır. Yani Allah-u Teala'yı görmek olacaktır. Yüksek insanların, derecesi yüksek olanların, ariflerin dünyadayken ruh cennetine girmeleri, ahiretteki ruh lezzetlerinden bir kısmına kavuşmaları caizdir denilmiştir. Bedenin cennetine dünyada kavuşulamaz. Cennet lezzetleri dünya lezzetleri gibi değildir. Hatta dünya lezzetlerine hiç benzemezler. Allah-u Teala cennetteki lezzetleri dünyada işiterek anlayabilmemiz için dünyada olanlara benzeyen lezzetler yaratmıştır. Böylece o lezzetlere kavuşmak için çalışmamızı emretmiştir. Cennet lezzetlerinin tadını alabilmek için önce acı, sıkıntı çekmek lazım değildir. Çünkü cennetteki bedenin yapısı dünyadaki gibi değildir. Dünyadaki beden yok olacak bir halde yaratıldı. Muhammed Aleyhisselam'ın ümmetine verilen ömür işte ortalama 60-65 sene. En fazlası 100 sene. 100 seneyi geçenlere de zaten medya olarak hemen bir şey tutuyoruz. Mikrofon tutuyoruz. Ne yedin? Ne yiyecek? Sarımsak. Ya ne yiyecekti? Yani yeme içme ömrü uzatmaz ki. Adam ömrü boyu, yani ömrü boyu içki tüketmiş olsa bu adamın ömrü kısalmaz. Ömür boyu biber yese gene kısalmaz. Ömür boyu yoğurt yese uzamaz. Evet. Yani ne uzar ne de kısar. Peki efendim kısalır. Peki bunlar hiç mi faydası zararı? Ha, Cenab-ı Hak bu bedeni yaratmış. Bu bedenin nasıl besleneceğini, nelerle besleneceğini bazılarını helal, bazılarını haram kılmıştır. Helal olan ve Allah-u Teala'nın bildirdiği ölçüler içerisinde bedenin ihtiyaçlarını gideren bir kimse 80 sene yaşayacaksa bu 80 sene içerisinde rahat eder, huzurlu olur, sıkıntı çekmez. Ama Allah-u Teala yasak ettiği bedene zarar veren şeyleri kullanırsa gene 80 sene yaşar ama o 80 senesi bunun ızdıraba döner. Sıkıntılı olur. Hadise bundan ibarettir efendim. Cennetteki beden sonsuz kalacak, hiç yıpranmayacak sağlamlıktadır. Aralarındaki benzerlik insan ile aynadaki hayali arasındaki işte benzeyişe benziyor. İnsan aklı kıyametteki varlıkları anlayamaz. Akıl his organlarıyla duyulanları ve bunlara benzeyenleri anlayabilir ancak. Akıl bunları kavrayabilir. Evet. Cennet nimetlerini, lezzetlerini dünyadakilere benzetmek, onlar üzerinde mantık, fikir yürütmek insanı çürük, yanlış neticelere götürür. Bilinmeyen şeyleri bilinen şeylere benzeterek fikir yürütmek de mesela mantık ilminde batıldır ifadesi geçiyor.
Allah Teala cenneti yarattı. İnsanları da ona davet etti. Bu daveti kabul edenler cennet nimetlerine kavuşurlar ve Allah Teala katında kıymetli olurlar. Daveti kabul etmeyenler ceza ve azap görürler. Allah Teala cenneti ve cehennemi önceden yarattı. Her ikisini insanla ve cinle dolduracağına ezelde dileyip bunu kitaplarında bildirdi. Adem Aleyhisselam'dan beri cennete gidecek imanlı iyi insanlar olduğu gibi cehenneme götüren kötülükleri yapan imansız, akılsız, fena kimseler de gelmiştir. Kıyamete kadar da gelmeye devam edecektir. Meleklerin sayısı insanlardan ölçülemeyecek kadar daha çok olup hepsi imanlı ve hep itaatlidir. İnsanların ise her zaman az sayısı imanlı, çoğu ise imansız, azgın, taşkın kimselerdir. Nisa suresinin 94. ayet-i kerimesinde mealen, mallarını canlarını feda ederek din düşmanları ile Allah rızası için cihad eden Müslümanlar, oturup ibadet edenlerden daha üstündür. Hepsine de cenneti söz veriyorum buyuruyor Cenab-ı Hak. Evet. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Allah-u Teala Adın ismindeki cenneti şu kimseler için hazırladı ki, günah işleyecekleri zaman Allah-u Teala'nın büyüklüğünü düşünüp ondan haya ederek günahlardan kaçınırlar. Adın ismindeki cennet bunlar içindir buyuruyor. Evet. Allah-u Teala çok merhametli olduğu için imanın ve ibadetlerin suretlerini, görünüşlerini hakiki olarak, doğru olarak kabul buyuruyor. Böyle kullarını cennete koyacağını söz veriyor, müjdeliyor. Evet. Niçin bu ifade kullanılmış? Çünkü İmam-ı Rabbani Kudüs'ü suresleri de sık sık talebelerine aynı şekilde nasihatta bildirmiş. Mektubat isimli kitabını da yazmış. İbadetlerin bir hakikati bir de sureti. Mesela namaz içinde namazın bir hakikati bir de sureti var. Fakat Allah-u Teala suretini de aynı şekilde kabul etmektedir. Yoksa her kulundan hakikatini istemiş olsa o zaman mümin bulmak çok zor olur buyuruyor. Cenneti ve cennette olan kullarını Allah-u Teala sever. Onlardan razıdır. Allah-u Teala sonsuz ihsan sahibi olduğu için yalnız kalbin tasdik etmesini, inanmasını iman olarak kabul buyurmuştur. Nefsin anlamasını, inanmasını istememiştir. Böyle olmakla beraber cennetin de hem sureti hem de hakikati vardır buyuruyor. Dünyada İslamiyet'in yalnız suretine kavuşanlar cennetinde yalnız suretine kavuşacaklar. Yalnız onun zevkini tadını alacaklardır. Dünyada İslamiyet'in hakikatine kavuşanlar cennetinde hakikatine kavuşacaklardır. Bunun için Bahattin'i kitaplarda anlatılırken mesela Bahattin-i Buhari Hazretleri var, İmam-ı Rabbani Hazretleri var, Mevlana Ali Bağdadi Hazretleri, Abdullah Dehlevi Hazretleri, Taha Yakari Hazretleri gibi zatlar ve bunların talebeleri çok uğraşmışlar. Neye uğraşmışlar? Marifetullah'a kavuşmak için, yani Allah-u Teala'yı tanıması, Allah-u Teala rızasına kavuşması için insanlarla çok meşgul olmuşlar. Yalvarırcasına anlatmışlar. Niye bu kadar ısrarla durulmuş? Çünkü cennetin de hakikati ve sureti var. Eğer Allah-u Teala'nın sevgili kulu olma nasip olursa bir kimsede, yani evliya olursa, işte o cennetteki o hakikatine kavuşacaktır. Öbür türlü yani avam olarak da giren var cennete, has olarak giren de var. Has olarak yani evliya olarak cennete girenlerin cennetteki alacaklar lezzet farklıdır buyuruyor. Cennetin yalnız suretine ve yalnız hakikatine kavuşanlar aynı nimetlerden, mesela aynı meyvesinden yedikleri halde başka başka lezzetler duyacaklardır. Ama cennette üzüntü olmadığı için, öbürüsünün duyduğu lezzeti bu hissetmediği için şey yapmayacak. Hatta şöyle düşünecek. Allah-u Teala onu ihsan edecek. Allah-u Teala en çok bana ihsanda bulunmuş. Bana en iyisini vermiş diye düşünecek. Çünkü öbür türlü üzüntü olur. Evet. Üzüntü yok. Ama cennette üzüntü olmayacak ama pişmanlık olacak. Öyle buyuruyor din büyükleri. Pişmanlık olacak. Niye? Mesela oradaki görülen nimetleri görecek. Ha diyecek. Bu sabrın neticesi. Tüh diyecek ya. Dünyadayken benim de başıma şunlar geldi. O zaman feryadı figan ettiydim. Sabretseydim şimdi burası bana da verilecekti bunlardan. Evet. Mesela
O konuda birkaç tane böyle değişik nakiller var. Cehennemden en son çıkan mümine dünya büyüklüğünde köşk verilecek. Veya cehennemden en son çıkan mümine 10 dünya büyüklüğünde bir köşk verilecek. Şimdi Bahattin Bey, dünya büyüklüğü deyince uff diyorsun ya. Gez gez bitmez. Evet. Dolaş dolaş bitmez. Ama hiç uzay haritası gördün mü sen? Böyle bir Samanyolu galaksisini içine alan bir uzay haritası. Evet, Samanyolu galaksisini de tamamen almıyor da işte Samanyolu galaksisinin içerisinde güneş var, ay var, diğer bazı gezegenler var, binlerce yıldız var. Bunların içerisinde o haritada dünya nokta bile değil. Dünya nokta bile değil. Daha bu birinci kat semadaki Samanyolu galaksisinin içerisinde kaybolup gidiyor. Samanyolu galaksi gibi birinci kat semada sayısını bilemediğimiz galaksiler var buyuruyor. İkinci kat semaya göre birinci kat semanın büyüklüğü çöle atılan müzik gibi kalır buyuruyor. Üçüncü kata göre ikincisi, dördüncü kata göre aynı şekilde üçüncüsü, o şekilde böyle yükselip gidiyor. Ve dolayısıyla efendim dünya büyüklüğü bana kafidir. Gecekondu gibi kalır orada. Peki bunlar niye kitaplara yazılmış? Bu bilgiler niye yazılmış? Niye verilmiş? Ha, insanlar bunu duysun, ona göre aynı şekilde hazırlansınlar diye. Kitaplarda anlatılırken yine mesela cennette herkesin alacağı lezzet farklıdır. Mesela Peygamber Efendimiz'in aleyhissalatü vesselam hanımları, yani annelerimiz, müminlerin anneleri cennette Resulullah Efendimiz'in yanında bulunacaklar. Aynı meyveyi yiyecekler ise de başka başka tat alacaklardır. Duydukları lezzet hep aynı olsaydı müminlerin annelerinin bütün insanlardan daha üstün olmaları lazım gelirdi. Bunun gibi her daha üstün olan kimsenin hanımının da başkalarından daha üstün olması lazım gelirdi. Çünkü kocalar cennette hanımlarının kocalarının yanında bulunacaklardır. Çünkü hanımlar cennette kocalarının yanında bulunacaklardır. İslamiyet'in suretine uyanlar ahirette azaptan kurtulacak, sonsuz saadette kavuşacaklardır. Cenneti seven, ona hazırlanan insan ölümü de sever. Çünkü ölüm olmayınca cennete girilemez. Sonsuz olan cennet nimetlerine kavuşturacak şeyleri yaparak dünyada ve ahirette rahat ve mesut yaşamaya davet etmiştir. Kim? Allah-u Teala, onun peygamberleri aleyhissalatü vesselam ve o peygamberlerin aleyhissalatü vesselam varisleri. Bu daveti beğenip seçmeleri için insanlara da Allah-u Teala akıl, irade ve seçme hakkı, bu nimetleri de vermiştir. Allah-u Teala hiçbir kimsenin cehenneme girmesini, cehenneme götürecek şeyleri yapmasını ezelde emir etmedi, dilemedi. Fakat dünyada kimlerin cennet yolunu, kimlerin de cehennem yolunu tutacaklarını ezelde biliyordu. Kaza ve kader gibi ilmi de ezelidir. İbn Asakir rahmetullahi teala aleyh buyuruyor ki Hazreti Ömer bir gencin kabri yanına gelip selam verdi ve Allahu Teala'dan korkarak haramdan sakınan için iki cennet vardır dedi. Kabirden bir ses gelip ya Ömer, Rabbim bana iki cennette ihsan eyledi dedi. Allah Allah, ne gençler varmış. Allah-u Teala cenneti ve cehennemi yarattı. Her ikisini de dolduracağını bildirdi. İnsanların ve cinnin çoğu cehenneme girecektir. Fakat mahlukların çoğunu cennete koyacak. Rahmeti gazabını aşacaktır. Çünkü cinniler bütün insanların 10 katından daha çoktur. Melekler de cinnilerin 10 katından daha çoktur. Meleklerin hepsi cennette olduğundan cennettekiler daha çok oluyor. Peki cehennemde kimler sonsuz kalacak? Namaz kılmayanlar mı? Günah işleyenler mi? Değil. Cehennemde Allah-u Teala'nın düşmanları, yani onu inkar eden, onun dinine tavır alan, peygamberlerini yalanlayan, inkar edenler. Günah işleyen Müslüman Allah-u Teala'nın düşmanı değil, kabahatli kuludur. Bunlar yaramaz suçlu çocuğa benzer. Yaramaz çocuğa anası babası düşman olur mu? Olmaz tabii ki. Abdullah Habi Şahrani Hazretleri ve bunun gibi Allah-u Teala'nın çok sevdiği büyükler, biz cenneti cehennemi, mevkifi sıratı bu gözümüzle gördük demiyorlar. Dememişler de. Hatta bazılar diyor ya, işte bazı kitaplarda şöyle anlatılıyor falan. Öyle demiyorlar. Hatta bu dünyada görülmez de buyuruyorlar. Bilinmez, anlaşılamaz, anlatılamaz bir halde kalplerimize keşfolundu. Rüya gibi gösterildi diyorlar. Bu sırrı sevdiklerine ve yakınlarına da haber vermişler. Kitaplara da bunlar geçmiştir. Evet. Tabii men lem yecik, lem yediri diye bir tabir vardır. Yani tanımayan, tatmayan, anlamaz buyuruluyor. Anlaşılamayan şeyi inkar etmek cahillik ve ahmaklık olur. Anlamadığına imkansızdır, olmaz demekse bir taassup, bir inat ve bir yobazlığın ifadesi, başka da bir şey değildir. Hadis-i Kusi'de, ey Ademoğlu,
Ömrünü dünyayı toplamakta harcettin, cenneti hiç istemedin buyurmuştur. Hadis-i kutsi ifade ediliş şekli Peygamber Efendimiz'e, fakat mana Allah-u Teala'ya ait olan sözlerdir. İmam-ı Suyuti Hazretleri Şerh-ı Sudur kitabında ve İbn-i Kayyım-ı Cevziye beraberce dediler ki, bunlar ikisi de şaki olanların, yani kafirlerin ve fasıkların ruhları azaptadır. Saidlerin, yani müminlerin, salihlerin ruhları nimetler, lezzetler içindedir. Evet. Mesela kim kimi severse, hadis-i şerif var. Onun için İmam-ı Suyuti Hazretleri de mesela Yahudiler, Yahudilerle beraber, Hristiyanlar, Hristiyanlarla beraber, kitapsız kafir deniyor, puta tapanlar, onlar da kendileriyle beraber olurlar. Azap olunan ruhların bulunduğu yere siccin denir. Nimetler, lezzetler bulunan yere illiyin denir. İlliyinin en yüksek derecesine mele-i a'la denir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam vefat ederken son sözü, ya Rabbi beni affet, bana merhamet et, beni refik-i a'laya kavuştur olmuştur. Evet. Bu makam peygamberlere mahsustur, onların makamıdır. Bunların dereceleri de yine de farklıdır buyuruyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam Miraç gecesinde Adem Aleyhisselam'ı birinci semada, İsa Aleyhisselam ile Yahya Aleyhisselam'ı ikinci semada, Yusuf Aleyhisselam'ı üçüncü semada, İdris Aleyhisselam'ı dördüncü semada, Harun Aleyhisselam'ı beşinci semada, Musa Aleyhisselam'ı altıncı semada, İbrahim Aleyhisselam'ı da yedinci semada gördü. Ehl-i Sünnet alimlerin ruhları peygamberin ruhlarına yakındır. Bir hadis-i şerifte şehitlerin ruhları arş-ı ilahidedir. İstedikleri zaman cennetin diledikleri yerlerine gidip tekrar kendi makamlarına dönerler buyuruldu. Ahiret hayatında sabah, akşam, gece ve gündüz yoktur. Evet. Cennet nuranidir. Şehitlerin bazıları cennete girmez. Cennetin yanındaki Barık ismindeki nehir kenarında yeşil kubbeler altındadırlar. Kendilerine sabah ve akşam cennet nimetleri getirilir. Burada sabah ve akşam dünyadaki zamana benzetilerek söylenmiştir. Böyle sözlere kinaye denir. Bir rivayette bütün müminlerin ruhları bu kubbeler altında bulunur buyurulmuştur. Şehitler, dünyadaki din kardeşlerimiz bizim kavuştuğumuz nimetleri, saadetleri bilseler cihada muharebeye koşarlardı derler. Âl-i İmrân suresinin 170. ayetinde mealen, Allah yolunda şehit olanlara ölü demeyiniz. Onlar diridirler. Kendilerine her zaman rızık verilir. Onlarda azap olunmak korkusu yoktur. Nimetlerden mahrum kalmak üzüntüsü de yoktur. Ya buyuruldu. Dünyada onların cesetleri toprak altında çürüyüp fena kokarlar. Hayvanlar etlerini yerler. Bu hallerini görenler bunları acı çekiyor, azap içinde sanırlar. Onların kavuştukları nimetleri, saadetleri anlamazlar. Şehitler böyle diri olunca peygamberler de elbette diri olur. Çünkü her peygamberde şehadet mertebesi vardır. Şimdi din büyükleri yine bir bu konuyla alakalı olarak anlatıyorlar da mesela bir gün bir zat bir talebesine buyuruyorlar ki, siz gelmeden önce ölümü düşünüyordum. Yani şimdi ölsem, bir akşam vakti ölsem, işte yarın sabah yıkayıp kefenleyip beni kabre koyacaklar. Ondan sonra kurtlar gelecek, cesedimi aynı şekilde yemeye başlayacaklar. Evet, Allah-u Teala peygamberlerin ve sonra müttaki olanların cesetlerini toprağa emretmişti çürütme diye. O ayrı bir mesele. Ama bu beden çürümese bile yine yok olacak şekilde yaratılmıştır. Genel olarak biraz önce nakledildi de işte kurtlar başlayacak yemeye. Evet. Orada o talebesi tabii efendim hani kurtlar yiyecek şey yapacak falan o ızdırap duymaz mı? Cevaben diyorlar ki, mümin de kafir de cesedini, bedenini kurtların yemesini hissetmez. Çünkü mümin cennetteki nimetleri görür, onu hissetmez. İmansız giden, kafir olarak ölen de cehennemdeki azabı gösterilir kendisine. O azabın yanında bedenini kurtların yemesini hissedemez, duyamaz, onunla hiç ilgilenemez diye cevap vermişlerdir. Evet. Bir kimse, ama oraya gelmeden önce bizim birinci bölüm bittiği için bir ara verelim, ondan sonra. Kısa bir aradan sonra tekrar beraber olacağız. Oh,
Sevgili dinleyiciler, Gönül Pınarı programı TGRT FM'de devam ediyor. Bu akşamki konumuz cennet ve nimetlere. Evet hocam, buyurun. Şimdi Mahattin Bey, birinci bölümde dinimiz döndüğü kadarıyla yani başında ifade ettik, hani dinleyicilerimizin hatırına girebilir. Aa, cennet nimetleri maddeler halinde olsa, öyle değil o. Kitaplarda ne kadar bildirirse onları naklediyoruz. Fazlasını bilmiyor. Biz de bilmiyoruz. Biz de bilmiyoruz. Allah-u Teala son nefeste inşallah Teala iman nasip edin. İmanla geçince öbür tarafa, imanla ölünce günahın ne kadar çok olursa olsun, kabirde çektirirler, mahşerde çektirirler, hatta cehenneme bile girse yine çıkarlar, yine cennete girer. Ha, cennete girince o zaman cennet nimetleri gözüyle görülür. Evet. Şimdi kitaplarda yine anlatılırken buyuruyor ki, bir kimse ahirette kiminle olacağını dünyadaki tercihlerine göredir. Hatta yine mesela buyurulmuş, bir kimse kıyamet günü kimler arasında bulunacaksa kabir hayatında da onların arasında bulunur. Beni sevmediğim kimselerin arasına gömdüler. Gömsün. Beden orada kalıyor ama ruhu öbür tarafta. Dünyadayken kimleri seviyorsa, kimlerin arasında yaşıyorsa kıyamette onlarla beraber haşrolunacaktır. İmam Ahmed bin Hanbel Hazretleri buyurdu ki, müminlerin ruhları cennettedir, kafirlerin ruhları cehennemdedir. Bazı alimlere göre cennetül mevadadırlar. Bu cennet arşın altındadır. Evliyanın ve salih müminlerin ruhları kabirlerine gelerek cesetlerini ziyaret ederler. Müminlerin ruhları birbirlerini ziyaret ederler. Bilhassa cuma gecelerinde konuşurlar. Mümin vefat edip ruhu göğe çıkınca müminlerin ruhları gelip dünyada tanıdıklarını sorarlar. Vasiyet etmeden ölenlerin ruhlarına konuşmak için izin verilmez. Ya, onun için vasiyeti sözlü veya yazılı bildirmeli. Evet. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'nın devesi çalınmış. Çok aramış, bulamamış. Alana helal olsun demiş. Mescide girip namaz kılarken biri gelip deven şuradadır diye haber veriyor. İşte ayakkabılarını girip oraya giderken geri döner. Ve helal etmiştim, artık alamam der. Büyüklerden biri kardeşini rüyada gördü. Cennetteydi fakat üzüntülüydü. Sebebini sordukta, kıyamete kadar böyle üzüleceğim. Çünkü cennetteki yüksek derecemi gösterdiler. Böyle güzel derece yoktu. Oraya gitmek istedim. Bunu oraya bırakmayınız. Orası Allah için bırakanlarındır diye bir ses işittim. Allah için bırakmak nasıl olur dedim. Sen bir gün bu malım Allah için helal olsun demiştin. Sonra sözünde durmadın. Sen sözünde tamam dursaydın burası da tamamen senin olacak dediler. Onun için Abdullah bin Ömer radıyallahu anh'a sözünü hatırlayınca gitmemiş. Evet. Ben bulana helal ettim demiş. Allah için helal ettim ben onu. Niye gene alayım artık? Büyüklerden bir zat demişler ki gideceksin. Yok demişler, sen dünyada vermedin. Verseydin senin olurdu. Verseydin senin olurdu. Hatta bir de şöyle bir şey anlatılır da kitaplarda. Behlüdana Hazretleri var. Bu zat Halife, Abbasi Halife'den Harun Reşit Hazretleri döneminde yaşamış. Mensub-i Evliya'dandır buyuruyor. Bir gün böyle Harun Reşit Hazretleri mahiyetiyle beraber, hanımefendisi de var, bir yerden geliyorlar develer üzerinde. Behlüdana Hazretleri de yolun kenarında böyle topraktan, kumdan küçük küçük böyle evler yapmış. Oradan geçerken Harun Reşit Hazretleri dikkat çekmiş. Demiş bunlar ne? Satılık demiş. Villa, köşk. Tabii küçük küçük böyle topraktan yapılmış zaten. Eline vursan yıkılacak. Gülmüş geçmiş. Arkasından hanımı geçmiş. Demiş bunlar ne? Demiş köşk. Villa. Satılık mı? Evet. Kaç para demiş? Bir altın demiş. Tabii Harun Reşit Hazretleri de sormuş. Kaç para diye, bir altın demiş. Gülmüş geçmiş o. Ama hanımı bir altın çıkarmış. Bir tanesini satın alayım demiş. Ve o da geçmiş. O gece Harun Reşit Hazretleri bir rüya görüyor. Rüyasında böyle çok güzel bir yer. Hani burada da işte büyüklerden rüyada görülmüş ya, böyle görmüş ya bu köşk nasıl gidilir falan diye, sen Allah için vermedin diyorlar ya. Böyle bir köşkler görmüş falan. Yaklaşmış bu köşkler, demişler bunlar Behlüdana Hazretleri sattığı köşkler. Uyanıyor. Tabii sanki böyle o tarafa yolu düşmemiş ama o tarafı yolu düşmüş gibi bir intiba verdirttirerek oraya geliyor. Diyor ki ne yapıyorsun? İşte diye mi yapıyorum diyor. Gene satmaya devam ediyor musun? Evet diyor. İyi diyor o zaman. Ver bana bir tane diyor. Vereyim diyor. Ama fiyat değişti diyor. Kaç oldu diyor? Bin altın diyor. Diyor ki bir dakika ya, dün sen bir altın diyordun. Bugün bin oldu. 999 ilavesi var. O diyor görmeden önceydi. Görünce böyle oldu. Tabii. Sen de gördün orasını. Gördün. Fiyatı arttırdık diyor. Görmeden önce alsaydın bir altına veriyorduk diyor. Hadis-i Şerif'te buyuruluyor ki, bir kimse bir mümine bir iyilik yapınca Allah-u Teala bu iyilikten bir melek yaratır.
Bu melek hep ibadet eder. İbadetlerinin sevapları bu kimseye verilir. Bu kimse ölüp kabre konunca bu melek nurlu ve sevimli olarak bunun kabrine gelir. Meleği görünce o kimse ferahlanır, neşelenir ve dermiş ki sen kimsin der. Ben falanca kimseye yaptığın iyilik ve onun kalbine koyduğun neşeyim. Allah-u Teala beni bugün seni sevindirmek ve kıyamet günü sana şefaat etmek ve cennetteki yerini sana göstermek için gönderdi der. Evet. Cennete kavuşmak, cennet nimetlerine kavuşmanın yolu burada. Yolu burada. Allah-u Teala sevdiklerine günahlarını affetmek için veya cennetteki nimetlerini artırmak için dertler, hastalıklar verir. İbadetleri zahmetli, sıkıntılı olur. Buna karşılık dünya işlerinde rahatlık, kolaylık ve rızıklarına bereket verir. İbadet yapmayanlara rahatlık, bereket vermez. Bunlar zahmet çekerek, hile ve hıyanet yaparak çok kazanıp zevk ve sefa içinde yaşarlar ise de bu zevkleri uzun sürmez. Az zaman sonra hastanelerde, hapishanelerde sürünürler. Ahiretteki azapları da çok şiddetli olur. Evet. Bazen Bahattin Bey böyle gazetelerde falan intikal ediyor. Haramdan mesela para kazanmıştır, çarpmıştır, çırpmıştır falan. Ondan sonra bir bakıyorsun bankada birisi bunun hesabını öğrenmiş. Tak diye bunu da çarpıp gidiyor. Adam feryadı figan ediyor falan. Şöyle olduydu da böyle olduydu da falan, merak etme. Aynen kitaplarda bildirilenler tahakkuk ediyor. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir hadis-i şerifinde buyuruyorlar ki kıyamet gününde bir münadi, yani bir çağırıcı çağırır ve der ki Allah-u Teala Hazretlerini zikredenler, ananlar ve İhlas Suresini çok okuyanlar gelsin. Cennetteki makamlarına vasıl olsunlar. Yani Allah-u Teala'yı çok zikretmek. Ama eline tesbih alıp Allah Allah demek. Evet, bu da zikirdir buyuruyor. Ama yerken, içerken, alışveriş yaparken, insanlarla görüşürken Rabbim nasıl emretti, nasıl muamele etmeliyim diye düşünürse esas olan zikir budur. En kıymetlisi de budur buyuruyor. İmam-ı Rabbani Hazretleri Kudüs'e sorup buyuruyorlar ki ve Zariyat suresinde 56. ayet-i kerimesinde mealen insanları ve cinni yalnız bana ibadet etmeleri için yarattım buyuruldu. İbadette kalbin ve ruhun kırıklığı kendini aşağı bilmesidir. İnsanın yaratılması kendini hakir bilmesi, aşağı görmesi içindir. Bu dünya Müslümanların ahiretlerine, cennetteki nimetlere göre bir zindan gibidir. Müslümanların bu zindanda zevk ve sefa aramaları akla uygun olmaz. O halde dünyada eziyet, sıkıntı çekmeye alışmak lazımdır. Burada mihnetlere katlanmaktan başka çare yoktur buyuruyor İmam-ı Rabbani bu sözleri. Evet. Hemen bir hadise yine kitaplarda anlatılıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri bir gün talebeleriyle beraber beyaz bir atın üzerinde ihtişamla geliyor. Sırtında böyle sırmalı kaftan falan var. Bir mecusi, gıgır gayrimüslim işte. Böyle yırtık pırtık elbise, elinde de bir küfe. İşte onunla odun mu taşıyor ya da hamallık mı yapıyor neyse. Tam evet. Böyle Abdülkadir Geylani Hazretleri geçerken ya Gavs diyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'ne hep Gavs diye hitap ederlermişmiş. Ve Gavs'tır da aynı zamanda. Öyle buyuruyor kitaplarda. Abdülkadir Geylani Hazretleri duruyor. Buyur diyor. Bir ihtiyacın mı var? Sizin diyor peygamberiniz dünya müminin zindanı, kafirin de mümin olmayan da cenneti buyurmuş. Peygamberiniz böyle bir şey buyurmuş mu? Doğru mu söz diyor. Evet, dünya müminin zindanı, kafirin de cenneti. Gülüyor adam. Şimdi Abdülkadir Geylani Hazretleri o da mağlup etmeyi düşünüyor. Diyor ki bak diyor sen diyor ihtişamla cins bir atın üzerine binmişsin. Kaftanına, talebelerinle falan beraber ihtişamla gidiyorsun. Benim şu halime bak diyor. Sırtım başım dökülüyor. Şu küfe diyor zaten şey yapılmış. Çoluğumun çocuğumun nafakası buradan tahmin ediyorum. Şimdi diyor ben cennetteyim. Sen cehennemde öyle mi diyor? Sen zindandasın öyle mi diyor? Bunun üzerine Abdülkadir Geylani Kudüs'e sözler atından iniyor. Ondan sonra sağ kolunu böyle kaftanla açarak bak bakayım ne görüyorsun diye bir bakıyor. Abdülkadir Geylani Hazretleri'nin ahiretteki yeri görülüyor. Adam onu bakınca vah vah diyor, ahiretteki yerine göre hakikaten diyor acıdım sana şimdi diyor ya. Sen burada hakikaten sürünüyor, zindandasın. Evet. Bu sefer sol yenini açıyor. Bir de diyor buradan bak bakalım ne göreceksin. Bir görüyor. Kafirin cehennemdeki o azapları görüyor falan. Adam yere düşüyor. Feryadı figan ediyor. Yandım, öldüm, bittim. Ondan sonra tepiniyor. Beni diyor kurtar.
Abdülkadir Geylani Hazretleri kurtulmak istiyorsan kelime-i şehadet getir. Evet. Kelime-i şehadet getiriyor ve Müslüman oluyor. Diyorlar ki ya niye hemen diyor İslamiyet'i kabul etti. Vallahi diyor o ahiretteki cehennemdeki yeri görünce diyor burası diyor bana cennet. O evet. Azapların yanında cennet. Ya cennet tabii ki ya. Bir hadis-i şerifte bir kimse mümin kardeşini sevindirince Allah-u Teala bir melek yaratır. Bu kimse ölünce, ölünceye kadar hep ibadettir. Ölüp kabre konunca yanına gelerek beni tanımıyor. Tanıyor musun der. Hayır sen kimsin deyince bir Müslümana vermiş olduğun sevincim. Bugün seni sevindirmek ve sual meleklerine cevap verirken yardımcı olmak ve cevaplarına şehadet etmek için şimdi sana gönderildim. Kabirde ve kıyamette sana şefaat edeceğim. Sana cennetteki makamını göstereceğim der buyuruldu. Cenab-ı Hak inşallah Teala bizlere de nasip eder. İnşallah. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sıhhatte olduğu günlerde buyurdu ki hiçbir peygamber cennetteki makamını görmeden dünyadan gitmez. Onu muhayyer bırakırlar. İsterse cennete kavuştururlar, isterse sıhhate kavuştururlar. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son hastalığında mübarek başını benim başıma koymuştu. Bir an gözünü evin tavanına dikti. Sonra Allahümme Rafikul A'la buyurdu. Anladım ki Rafikul A'la'yı seçti. Allah'ın Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü bu oldu. Buyuruyor Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a validemiz. Evet. Peygamberimiz Aleyhisselatü vesselam buyuruyorlar ki şüphesiz hayır bütün kısımları ve taraflarıyla cennettedir. Şüphesiz şer yani kötülük de bütün kısımları ve taraflarıyla cehennemdedir. Biliniz ki cennet sevilmeyen şeylerle çevrelenmiş. Cehennemde şehvetlerle çevrelenmiştir. Bir kimseye nefsice sevilen kötülük perdelerinden birisi açılır da ona sabrederse cennete yaklaşır ve cennet ehlinden olur. Yine bir adama şehvet ve heva perdelerinden biri açılır da ona yaklaşırsa ateşe yaklaşır ve cehennem ehlinden olur. Haydi ancak hak ile hükmedilecek bir gün için hak ile amel ediniz. Böyle yaparsanız hak menzillerine koşmuş ve konmuş olursunuz buyuruyor Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam. Şimdi cenneti ve cehennemi yarattığı zaman kitaplarda bu bilgi de veriyor. Allah-u Teala önce cehennemi yaratıyor. Özür dilerim. Cebrail Aleyhisselam'a emir veriyor cehennemi yaratıyor. Git bir dolaş, gez. Özür dilerim. Hani önce cenneti git bir dolaş, gidiyor geliyor. Nasıl buldun diye soruyor. Ya Rabbi diyor çok güzel cennet. Buraya diyor herkes diyor koşarak gelir. Öyle mi buyuruyor Cenab-ı Hak. Bir de diyor cennete giden yollara bak. Hani hadis-i şerifte buyuruyor ya cennetin etrafı sevilmeyen şeylerle çevrilmiştir. Yollarına bak. Yollarına bir bakıyor ki Cenab-ı Hak'tan gelecek olan derdi, bela, sıkıntı, hastalık bunlara sabredecek. Emirleri yapmakta sabredecek. Haramdan sakınmakta sabredecek. Haramlardan sakınacak ve farzları yapacak, ibadetleri yapacak, şartlarına uyacak, alışverişinde, yemesinde, içmesinde, giyinmesinde, komşuluğunda, insanlarla görüşmesinde. Bunlar hepsi meşakkatli işler, kolay işler değil. Bunlara sabredecek. Bakmış Cebrail Aleyhisselam, ya Rabbi diyor bu yolları geçmek çok zor. Peki diyor şimdi bir de cehenneme git bak. Bir de cehenneme gidiyor bakıyor. Ya Rabbi diyor buraya kimse gelmez ki. Öyle mi okuyor? Bir de cehenneme giden yollara bak bakalım. İşte Resulullah Efendimiz'in burada buyurduğu gibi cehennemde de şehvetlerin istek ve arzular aynı şekilde çevrilmiş vaziyette. Bakıyor ki cehenneme giden yol o taban. Evet. Nefsin bütün istekleri orada. Ya Rabbi bunlar koşarak gelir. Nereye? Ateşe. Allah saklasın. Abdullah bin Kays radıyallahu teala an rivayet ettiği hadis-i şerifte biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir gezintideydik. Ve bana dönerek ya Abdullah bin Kays sana cennet hazinelerinden bir hazineyi bildireyim mi dedi. Ve devam et. La havle ve la kuvvete illa billah de buyurdular. Buyurmakta Abdullah bin Kays Hazretleri. Allah-u Teala'nın sevgili peygamberi yine buyurdular ki bir mümin namaz kılmaya başlayınca cennet kapıları onun için açılır. Rabbi ile onun arasında bulunan perdeler kalkar. Cennette olan huriler onu karşılar. Bu hal namaz bitinceye kadar devam eder. Evet.
Sehil bin Ali bin Abdullah Mervezi Hazretleri Abdullah Mübarek Hazretleri'nin talebesiymiş, derslerine devam edermiş. Bir gün bu talebe Sehil bin Ali rahmetullahi aleyh Abdullah Mübarek Hazretleri'ne demiş ki artık demiş senin derslerine gelmeyeceğim. Çünkü bugün gelirken senin diyor cariyelerin kızların dama çıkmış beni çağırıyorlardı. Benim Sehlim benim Sehlim diyorlardı. Bunların terbiyesini vermiyor musun der. Abdullah Mübarek Hazretleri hiçbir şey seslenmez. Ve o gece talebesini topluyor sabahleyin. Buyururlar ki Sehl'in cenaze namazına gidelim buyururlar. Gidip evet. Hakikaten vefat etmiş olduğunu görürler. Diğer talebeleri soruyorlar. Efendim diyorlar vefat ettiğini nereden anladınız? Benim ne kızım var ne de cariyem var buyuruyor. O gördükleri cennet hurileriydi. Onu cennete çağırıyorlardı. Evet. Hamidüddin'in Aguri Hazretlerine cennet ve cehennemin ne oldukları sorulduğunda buyurur ki cennet ve cehennem senin amellerindir. Biri sormuş efendim cennet ve cehennem senin amellerindir. Zilzal suresinin 7 ve 8. ayetlerinde mealen zerre kadar iyilik eden onun mükafatını görecek. Zerre miktarı kötülük işleyen de onun cezasını görecektir buyuruldu. Evet. Bugünkü amelinden yarın sana şekiller verilecek. İyi ameller etmişsen onlara uygun iyi suretler önüne getirilecektir. Hatta bir hadis-i şerif var. Cennette ağaç yoktur, ağaç dikiniz. Nasıl dikeriz ya Resulullah diye sorulduğu zaman çokça tesbih ediniz. Yani Subhanallah deyiniz. Evet. Yahya bin Muaz-ı Razi Hazretleri buyuruyorlar. Dünya sevgisini terk etmek gayet zordur. Ama cennete kavuşmak için dünyayı terk etmek lazımdır. Dünya ekin yeri. İnsanlar da sanki ekindir. Ölüm bu ekinleri biçen oraktır. Azrail Aleyhisselam harman sahibi. Mezar da harman yeridir. Cennet ve cehennem ise ekinlerin durumuna göre konulacağı ambar gibidir. İnsanların da bir kısmı cennete ve bir kısmı da cehenneme gidecektir. Evet. İnsanlar fakir olmaktan korkarak dünyalık için çalıştıkları kadar cehennemden korkup korunmak için çalışsalardı mutlaka cennete giderlerdi. Sabit bin Ebi Hamza Es-Simali Hazretleri İmam-ı Zeynel Abidin'in şöyle buyurduğunu naklediyor. Kıyamet günü fazilet sahipleri kalsın diye çağrılır. İnsanlar arasından bir grup kalkar. Onlara hadi cennete giriniz denilir. Onlar cennete giderken meleklerle karşılaşırlar. Melekler onlara nereye gidiyorsunuz derler. Cennete derler. Hesaptan önce mi cennete gidiyorsunuz diye sorar melekler. Evet cevabını verirler. Bunun üzerine melekler sizler kimlersiniz dediklerinde biz fazilet ehliyiz derler. Peki sizin faziletiniz nedir diye sorar melekler. Onlar da dünyada bize hakaret edildiğinde tahammül ederdik. Bize zulmedildiğinde sabrederdik ve bize kötülük yapıldığında affederdik derler. Bunun üzerine melekler hadi cennete giriniz. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Evet. Sonra sabır ehli kalsın diye bir nida olunur. Bir grup insan kalkar. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Onlar da meleklerle karşılaşırlar. Melekler onlara da aynı şeyi sorarlar. Ve biz sabır ehliyiz cevabını verirler. Melekler derler ki sizin sabrınız neydi? Bunun üzerine o grup derler ki biz Allah-u Teala'ya ibadet etme hususunda zorluklara katlandık. Nefsimize uymayıp günahlardan sakındık ve evet. Bu hususlarda sabrettik derler. Melekler onlara da hadi cennete girin. Salih amel işleyenlerin mükafatı ne güzeldir derler. Sonra bir nida daha gelir. Allah-u Teala'nın komşuları kalsın denir. Bir grup insan kalkar fakat bunların sayıları azdır. Onlara da hadi cennete giriniz denilir. Melekler karşılayıp aynı şeyleri onlara da sorarak sizin ameliniz nedir, neydi dediklerinde bunlar da biz Allah rızası için birbirimizi ziyaret ederdik. Allah rızası için oturup sohbet ederdik ve Allah rızası için birbirimize mallarımızı bol bol verirdik derler. Evet. Bunun üzerine melekler salih ve iyi amel işleyenlerin mükafatları ne güzeldir. Hadi girin cennete derler. Şimdi konu tabii uzun Bahattin Bey. Biz de aşağı yukarı zamanımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Cennete giden yol dünyadan geçiyor buyuruyor din büyükleri. Dolayısıyla dünyada farzları yapmakta sabır göstermeyen, haramları işlemekte direnip sabır göstermeyen, bela ve musibet anında sabır göstermeyen, isyan eden, inkar eden veya reddeden, bağırıp çağıran yarın ahirete çok ah edecektir.
ve biraz önce naklettiğim büyüklerden bir zatın sözünü, cennet sizin işte amellerinizdir, cehennem de sizin amellerinizdir. Hatta Harun Reşit Hazretleri bir gün Eldan Hazretleri ile karşılaşmış yolda. Eldan Hazretleri hızlı hızlı geliyormuş. Demiş hayırdır, nereden geliyorsun demiş, ahiretten. Ahiretten demiş, nereden geliyorsun? Cehennemden demiş. Niye gittin cehenneme? Ateş almaya gittim diyor. Harun Reşit Hazretleri bakıyor. Halife Harun Reşit Hazretleri diyor, elinde ateş mateş yok diyor. Ateş vermediler mi sana? Yok muymuş diyor orada ateş. Tabi Eldan Hazretleri onu bekliyor zaten. Bana dediler ki herkes ateşini dünyadan kendisi getirir. Dolayısıyla cennet nimetlerine kavuşmak isteyen Allah-u Teala'nın emirlerini yapar, yasaklarından sakınır. Bunları aldırış etmezse cehennemdeki azaplara hazırlanır. Allah-u Teala hepimizi muhafaza buyursun. Amin. Son nefeste hepimize iman selameti nasip edin, müyesser eylesin. Cenab-ı Hak kendisine layıkıyla, şartlarına uyarak ibadet etmemizi ve son nefese de iman ile gitmemizi nasip etsin. Eğer inşallah Teala o hal vaki olursa, günahın olsa da eninde sonunda bir şefaata kavuşursun. Cehenneme gitsen bile affedilir. Sonsuz cennet nimetlerine kavuşulur. Cenab-ı Hak hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin inşallah. Amin inşallah. Sevgili dinleyiciler, bir programın sonuna geldik. Tekrar görüşmek dileğiyle. Hayırlı geceler. Gönül Pınarı.